Öğle namazını ilk vaktinde kılmanın fazileti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Vaktiyle bir kimse yolda yürürken yolu üstünde bir diken dalı buldu. Onu alıp yolun kenarına attı. Allah Teala onun bu amelini kabul buyurdu ve onun günahlarını mağfiret etti. Sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şehitler beştir. Taundan, veba hastalığından ölen, karın yani iç hastalığından, karın illetinden ölen, suda boğulan yani karın ağrısıyla veya ishal sebebiyle veya daha ağır hastalık sebebiyle ölen kimse, suda boğulan, yıkık altında kalan, yıkıntı altında kalıp ölen, bir de Allah yolunda şehit olan, gerçek hakiki şehit Allah yolunda şehit olan, savaşırken şehit olan şehittir ama diğerleri de hükmü olarak ahiret şehididir. Dünyada şehitler gibi muamele edilmez ama ahirette şehitler gibi muamele edilir. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnsanlar ezan okumakta ve birinci safta olan hayır ve bereketleri bilseler de onları elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı muhakkak kura çekerlerdi. Ezan okumak ve ilk safta namaz kılmanın faziletini insanlar bilseler, yarış ederler. Herkesi de almayacağı için ilk saf veya herkes ezan okuyamayacağı için kura çekmek mecburiyetine kalırdı ve kimse hakkından vazgeçmez, kuraya razı olurdu. Onlar namazı ilk vaktinde kılmaktaki fazileti bilseler de muhakkak ona koşarlardı. Namazlar, bilhassa öğle namazını ve diğer namazları ilk vaktinde kılmak. Yatsıyla sabah namazlarında olan sevabı bilselerdi, emekleye emekleye de olsa bu namazlara gelirlerdi. Buhari ezan 32. Hadis-i şerifin baş tarafında yolculara zahmet verecek şeyi yoldan kaldırıp atmanın fazileti haber veriliyor. Memleket halkının rahat yolculuk yapabilmesi için umumi yollar yapmak ve bunları güzelce muhafaza etmek de elbette bu faziletin en yükseklerinden sayılmalıdır. Yani yoldaki diken dalını bir taşı kenara almak imandan ise ve büyük ecirlere nail kılıyorsa insanı, insanlara yol yapmak, insanların yolunu muhafaza etmek de dikkatli kullanmakta bu daha fazla bir ecir kazandırır. Bir diken dalını kenara atmak kadar kolay bir ameli salih hak katında Hak Teala Hazretlerinin kabulüne mazhar olur ve günahları affettirirse daha büyük ameli salihlere Cenab-ı Hakk'ın ne büyük mükafatlar ihsan edeceğini tasavvur edelim. Cenab-ı Hak lütfu bol, kullarına merhameti, muhabbeti, sevgisi çok. Kullarını seviyor ve onların en küçük amellerine bile büyük ecirler lütfediyor. Büyük işler yapan olursa, büyük ameli salihler işleyen olursa onlara kim bilir nasıl mükafat verir? Tasavvur etmek lazım. Onu da herhalde ahirette görecek insanlar.